Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fiyatına göre çok değişik özelliklere ve çok şık bir tasarıma sahip olan KZ markasının ZSR2BA model kulak içi kulaklığının kutu açılımını yapacağız ve ön incelemesini gerçekleştireceğiz. Ben headphone kulaklıklarda çok rahat edemiyorum. O benim kafamın üstünde olduğu zaman daralıyorum ve beni nedense çok fazla terletiyor. Bu yüzden ara ara kulak içi kulaklık kullanıyorum ve uzun süredir kullandığım kulak içi kulaklığım arızalandığından dolayı bir süredir kulaklık arayışı içerisindeydim. Çok değerli dostum Mustafa, yani Twitch Nicky Touchfield, Twitch'lerde canlı yayın yapıyor. Onun yayınında takılırken bir izleyicisi bu kulaklığı gösterdi. Ben de biraz inceledikten sonra ve özelliklerine baktıktan sonra gerçekten çok hoşuma gitti. Öncelikle tasarımı ve sunmuş olduğu değerler ve özelliklere rağmen fiyatı bir tık iyi geldi. Ben de hemen satın alıp sizlerle birlikte kutusunu açmaya karar verdim. Arkadaşlar, eğer bu tarzda ürün incelemesi, kutu açılımı videolarının devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca kutu açılışına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere mükemmel iyi bir şekilde kutu açmayı başarabiliyorum. Ben genelde biliyorsunuz, daha önce de bahsettim, elektronik alışverişlerimde Amazon'u tercih ediyorum. Çünkü evim İstanbul'da olduğu için ve Prime kullanıcısı olduğum için bir önceki akşam sipariş verdiğim ürünler ertesi gün adresime geliyor. O yüzden genelde çok da fiyat farkına bakmadan Amazon'dan tercih ediyorum ki hızlı bir şekilde elime geçmesi amacıyla. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ve hızlı kargo istiyorsanız Amazon Prime'ı çok ama çok tavsiye ederim bu arada. Bu sefer ama zorlanmayacağız gibi. Şuradan da şöyle kestik miydi? Böyle güzel bir Prime kutusuyla gönderiyorlar bu arada. Bir de böyle ürünleri sıkıştırıyorlar abi. Ve gördüğünüz gibi koca kutudan minnacık bir kutu çıktı. Bıçağımızı da şöyle kenara atalım. İçinden küçücük kutumuzu çıkartalım. Bu kutuyu da atalım. Oha, çok tatlı bir kutuymuş bu arada. Minnak bir kutu. Şimdi bu minnak kutumuzu da bir açalım. kztürkiye.com resmi distribütör. Evet, kendi sitelerinde de bütün modellerini de görebilirsiniz kendi sitesinde. Yani o kadar değişik skalada kulaklıkları var ki. Yani 150 liraya da var. 1300 liraya da kulaklıkları var. Değişik bir marka. Yani ben ilk defa gördüm. Hiç yalan söylemeyeceğim. Daha önce hiç duymamıştım ben bu markayı. Şimdi sizlerin de daha net görmesi için kamerayı biraz daha yakınlaştırdım. Şöyle bir kutuya bakıyorum. Bu kutuyu nereden açacağız? Nasıl açacağız? Ha, şöyle. Oo. Kulaklıklar çok şık durmuyor mu? Çok şık durmuyor mu acabası? Kutudan çok etkileyici. Bu arada kutu hissiyatı falan çok güzel. Sert ve kaliteli yapmışlar kutuyu. Şimdi hemen kutudan bir çıkartalım. Nasıl çıkartacağız kutudan? Abi, bu kadar neden sıkı yaptınız? Bunun yöntemi nedir? Heh. O tamam. User guide. Bu kablosu. Şimdi zaten teknik detaylarına geniş açıda geçeceğim. Şimdilik şöyle açıyorum. Bu arada kablosu inanılmaz kaliteli. Zaten gördüğünüz gibi kulaklıkları şöyle bir girişle takıyoruz. Şu an tabii netlemiyor ama şöyle bir girişi var her kulaklık için. Bu şekilde takıyoruz. Ve şu gördüğünüz kısım kulağınızın arka tarafından dolaşıyor. Bunu zaten kutu açılışını bitirdikten sonra beraber yapacağız. Bu arada kablonun hissiyatı gerçekten çok güzel. Hani plastik gibi ama plastik değil de gibi. Yani enteresan bir kablo yapısı var. Bakın, böyle örgü gibi ama plastik bir örgü gibi yapısı var. Ve demin gösterdiğim gibi şöyle... Şu şekilde her bir kulaklık için girişi mevcut. Ayrı ayrı takabiliyoruz. Şimdi kulaklıklarımızı yerinden çıkartalım. Bunlar nasıl çıkacak? Aa! Abi, kutulama efsane bu arada ya. O kadar sağlam bir kutulama yapmışlar ki. Gerçekten bir şeyleri çıkartmak çok zor. User guide'ımız var burada. Bunun içinde de sanırım kulak pedlerinin farklı ölçüleri var. Evet. Gördüğünüz gibi kulaklığın üstünde right yazıyor. Buradaki kablonun da
üzerinde. Bu leftmiş. Bunu tekrar teyit edeyim. Bu right. Evet. Right ve right. Şöyle. Bunu şu şekilde kulağımıza taktığımızı varsayarsak bu kabloyu da şu şekilde takıyoruz. Aynı şekilde bunu da left kulağımıza şöyle takacağımızı varsayarsak bunu da böyle takıyoruz diye düşünüyorum. Bu şekilde taktık. Evet arkadaşlar, kutumuzu açtık. Şimdi bir kulaklıkları takmaya sıra geldi. Gördüğünüz gibi elimde şu şekilde duruyorlar ve gayet şık bir görünüme sahip. Bunları kulağımıza takmak için right sağ mıydı? Right sağ. Direkt şöyle ben kabloyu şöyle arkadan geçirip şöyle bastırdığımız zaman zaten direkt olarak kulaklık kulağımıza oturuyor. Aynı şekilde öteki kulağımı da takıyorum. Evet abi, gördüğünüz gibi kulaklık bu şekilde duruyor ve bence gayet şık duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Biraz belki o pedleri, kulaklık pedlerini bir küçüğüyle değiştirmem gerekebilir. Sanki biraz sıktı gibi geldi ama bunu ben böyle bir 2-3 saat kullandıktan sonra o zaman karar vermeyi düşünüyorum. Şu kablosuna baktığım zaman da hani kablosu değişik bir örgülü yapıya sahip ve oldukça kaliteli gözüküyor. Bir de hani böyle kıvırdığımızda, evirip kıvırıp çantamıza, cebimize attığımızda çok da böyle karışmayacakmış kadar da sert bir kablosu var. Ayrıca bu kulaklığın empedansı 22 ohm olduğu için tüm cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Zaten 3,5 mm jack'la birlikte geldiği için tüm telefonlarınızda, bilgisayarlarınızda, ses kartlarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu kulaklığı ben genel olarak araştırdığımda müzik üzerine profesyonelleşmiş bir kulaklık olduğunu gördüm. Tabii ki ben bu kulaklığı oyun oynarken de kullanacağım ve ilerleyen süreçlerde bununla alakalı fikirlerimi sizlere söyleyeceğim Instagram hesabım üzerinden. Aynı zamanda merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlar kısmında da sorarsanız seve seve bunları cevaplayacağım. Bu kulaklıkların biraz böyle boyutunun büyük olmasının en büyük sebebi 10 mm boyutunda sürücülere sahip olması. Frekans aralığı da 10 Hz ile 40 kHz arasında değişiklik gösteriyor. Bu frekans aralığı çok açık bir frekans aralığı. Yani gerçekten performansını merak etmiyor değilim açıkçası. Aynı zamanda kutu açılışında gösterdiğim gibi kulakların şurada girişleri mevcut. Kablo girişleri mevcut. Bunlar için 0.75 mm'lik çift pin bağlantı deniyor. Bu 0.75 mm'lik çift pin bağlantı ile aynı zamanda bu kulaklığın farklı aksesuarları da satılıyor. Şuraya bir yere modelini yazacağım. Bir aparatı var mesela. O aparatı, yani bu kabloları çıkartıp o aparat kablolarını taktığınız zaman bu kulaklığı Bluetooth olarak da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda herhangi bir kablo kopması vesaire için de internet üzerinde rahatlıkla kablolarını bulabiliyorsunuz ve kulaklığı değiştirmeden sadece kablosunu değiştirip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Daha yüksek bir performans almak isterseniz de altın kaplama kabloları da mevcut. Bildiğiniz üzere altın kaplama ses iletiminde çok daha sağlıklı ve çok daha kaliteli ses duymamızı sağlıyor. Aynı zamanda genel duyarlılık olarak 107 desibel artı eksi 3 desibel oynar gibi bir notu var kendi sitelerinde. Yani 107 desibel gerçekten yüksek bir ses oranı ve bu ses oranını acaba hani sesi bozmadan bize net bir şekilde verebiliyor mu? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Şimdi bu merakımı gidermek için bir müzik dinlemek istiyorum. Ben bunu ses kartıma takacağım. Bildiğiniz üzere benim bir ses kartım mevcut. Yayınlarda kullandığım mikrofonum için. Şu an ses kartına bağladım. Size bir şey diyeyim mi? Yani İnanılmaz derecede bas vuruyor. Yani bas sesleri çok iyi. İnanılmaz bir bas var abi kulaklıkta. Sanki beynimin içinde subwoofer patlıyor gibi. Çok fazla bas var. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Şu an kulaklık takılı ya. Kendi sesimi bile duymuyorum. Hani çok değişik, felaket bir yalıtım var. Yani kesinlikle kendi sesimi duymakta çok zorlanıyorum. Bu kadar net söylüyorum size. O yüzden oyun performansını da çok merak ediyorum. Biraz ben bunu oyunda test ettikten sonra mutlaka videonun altında yoruma sabitleyeceğim bununla alakalı yorumlarımı sizler için. Bu kulaklık hakkında anlatabileceklerim şu an için bu kadar. Ama Instagram'dan falan takip ederseniz mutlaka Instagram'dan sizleri bilgilendirme geçerim. Şöyle memnunum, şu sıkıntılar oldu, şu konuda memnun değilim gibi bilgilendirmeler mutlaka geçeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.